Büyükşehir Belediyesi'nin organik bir ilişkisinin olduğu gençlerle bir aradayız. İyi ki varsınız, iyi ki sizinle birlikteyiz. Bu akşam gönlünüzce eğlenin, iyi dostluklar kurun, birbirinizle konuşun, sohbet edin. Hani tabiri caizse yeni yılı birkaç gün önceden karşılayın istedik. İyi düşünmüş arkadaşlarım, umarım beğendiniz. Bu şehrin imkanlarının eşit bir biçimde paylaşılması konusunda gösterdiğimiz özende özellikle çocuklar ve gençler ayrı bir yerde duruyor. Çocuklar ve gençlerin iyi eğitim aldığı, iyi ortamlarda, iyi fırsatlarla birlikte hayata adım attığı takdirde geleceğe dair daha güçlü bir memleket olmanın, geleceğe dair daha güçlü bir millet olmanın adımlarını atmış oluruz aslında. Çağımızın birkaç unsuru var. Elbette size protokol konuşması yapacak değilim ama nedir onlar derseniz, her genç arkadaşımın fikrini özgürce söylemesi, hiçbir şekilde onu kısıtlayan ortamların olmaması, bence bu çağın en önemli değeri, onu yaşatmamız lazım. Çünkü sizlerin fikrini özgürce söylediği bir ortamda ben eminim ki yaratıcılığınız bu ülkeye çok önemli değerler kazandıracak. Ama bilimde, ama sanatta, ama teknolojide, ama eğitimde aklımıza gelen her konuda muazzam işler başaracak bir yeteneğe sahip olduğunu biliyorum gençlerimizin. O bakımdan İstanbul belki de Avrupa'nın en büyük ve büyükler arasındaki en genç nüfusa sahip şehri. O zaman biz hak ettiğimiz yerde miyiz? Bugün değiliz. Sizin geleceğe dair umutlarınızın daha çok büyüdüğü, daha güzel günlere hızlı adımlar attığınız bir ortamı var etmemiz lazım. Şehirde ortaya koyduğumuz bu güzel anlayışı ülkemizin her yerine yaydığımız takdirde eminim ki geleceğimiz çok güzel. Şunu söyleyeyim, üniversiteli gençlerimize sağladığımız eğitim desteği hiç yokken bunu sağlamak bizim için bir gurur. Tanışıyoruz, 75 bine yakın gencimizle bu sene bu yoldan irtibat kurduk. Daha fazla imkanımız olsun, daha fazla vereceğiz. İnanın bu konuda asla tasarruf etmeyiz. Biliyoruz ki size sağlayacağımız her imkan bizim için yarınlarda daha büyük fırsatlar demek. Aynı zamanda gençlerimize sağladığımız yurtlar beni öylesine mutlu ediyor ki başımı yastığa koyup eğer huzurlu uyuyorsam onun böyle ilk sıralarında duran gerekçesi yurtlarda gençlerimize sağladığımız o konforlu yurtlarımız. Dolayısıyla eyvallah. Farklı ilçelerde yurtlarımız var, onu görüyorum. Yani bir tabii yoklama yapmak durumundayım. Yurtlarımızdan memnun musunuz? Çok güzel. Harika. Harika. Ne mutlu bana. Çok özenle bakıyoruz. İnşallah seneye 5000'in de üstüne çıkacak gençlerimize yurt imkanı sağlayacağız. Yani sonuçta kültürde, sanatta, yurt imkanlarında burslarla diye sağladığımız desteklerle, İstanbul Planlama Ajansı İPA'da sağladığımız ortamlarla hep beraber
Hep beraber çok güzel işler yapıyoruz. Sizler bizi zorladıkça daha da güzel işler yapacağız. Sizlerin İstanbul'u iyi tanımanızı istiyoruz. Bu yurtların bir geleneğe dönüşmesini istiyoruz. Yarınlarda siz mezun olduktan sonra da bu günlerinizi unutmayın. Bu yurtlarınızı takip edin ve bu yurtlarınızın daha iyi olması için çaba gösterin istiyoruz. Yani aslında size 10 yıl, 15 yıl sonrasını tarifliyorum. Umut ederim ki bu güzel coşkuyla 2023 çok güzel olsun. Sizlere, bizlere güzel fırsatlar sunsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı, 100. yılına yakışan bir yıl olsun 2023. Gençler, size bir şey sormak istiyorum. Yani birazcık böyle karşılıklı diyalog kuralım. 2023'te duygu olarak en fazla ne istersiniz? Huzur. Huzur diyor, huzur. Huzuru alkışlayalım. Peki başka? Adalet, adalet diyor. Daha iyi bir ekonomi diyor arkadaşımız. Saygı dedi bir arkadaşımız. Saygı istiyoruz dedi. Evet, düşünce özgürlüğü diyor arkadaşlarım. Liyakat, liyakata göre bir adalet istiyor musunuz? Eğitimde eşitlik istiyor musunuz? O kadar kolay ki bunları yapmak. Tek şartı var, ne biliyor musunuz? Tek şartı kendisini düşünen değil, insanını, milletini düşünen bir sistem ve anlayışa ihtiyaç var. Demokrasiye ihtiyaç var, demokrasiye. Cumhuriyete ihtiyaç var, cumhuriyete. İkisi yan yana ne kadar güzel değil, değil mi? Ne kadar güzel. Hem güçlü bir demokrasi, hem de cumhuriyet. Bunu başarmalıyız. Nasıl başaracağız? Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Ben çok mutluyum. Sizlerle bir arada oldum. Bana çok şans getireceğinize inanıyorum. Ben de sizlere çok şans getirmek istiyorum. İnşallah hayırlısıyla güzel bir yıla adım atıyorum. Her şey, hep birlikte başarıyoruz gençler, az kaldı, hepinizi çok seviyorum, yeni yılınız kutlu olsun, ailelerinize selamlar, sevgiler, sizden sağlıklı olmanızı istiyorum, gençliğinizin tadını çıkarmanızı istiyorum. Aklın ve bilimin yolundan asla ayrılmamanızı istiyorum. Sağlıcakla kalın, sağ olun, var olun. Her şey çok güzel olacak. Sevgili başkanımızı, Ekrem abimizi dualarımızla, sevgilerimizle uğurluyoruz. Yolun açık olsun sayın başkanım.